30 Haziran 2018 Antalya Gazipaşa'dayız. Evet. Ali Öten. Burada muz serasında, bu sene yaptıkları muz serasında rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullandılar. Ali Bey, rekor gelişim burada kullandınız. Evet. Burada toprak yapımız neydi ya da bu sera neydi? Neler oldu? Bir özetleyelim. Şimdi abi önce bu serada ekin ekiyorduk. Buğday ekiyorduk. Ekin ekiyorduk. Önce buranın yerini söyleyelim Gazipaşa'da. Gazipaşa Korubaşı. Gazipaşa Korubaşı'nda Korubaşı. Ekin ekilen bir yer. Sarıağaç mevkisi. Sarıağaç mevkisi. Ekin ekilen bir bahçeydi. Bu bahçede bu yıl muzumuzu ektik. Bu serayı siz yaptırdınız değil mi? Evet. Sıfır bir sera burası. Evet, sıfır sera. Tamam. Muzumuzu ektik. Muzumuzu ektiğimiz zaman güplelemesini yaptık. Tamam. Fidanımızı ektik. Fidan neydi cinsi? Azman. Azman. Azman fidan. Kısa azman mı bu? Uzun azman. Uzun azman. Uzun azman fidanımızı ektik. Uzun azman fidanımızı ektikten sonra fida yürümedi haliyle. Yürümedi. Tarih neydi o zaman? Şubat aylarında olması Şubat lazım. Aylarında. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. 2018 Şubat ayları. Evet. Sizin rekor gelişiminizi Face'den öğrendim. Tamam. Ve uyguladım. Rekor gelişimi uyguladıktan sonra hem fidanım yürümeye başladı. Tamam. Hem de şu gövdede kırmızılıklar meydana geldi. Evet. Daha da kırmızıydı bu ama şu andaki biraz mor hali. Tamam. Gelişti çünkü şu an. Şu anda gelişti. Şu. Evet. Gayet memnunum. İnşallah nasip olursa. Burası nasıl bir toprak? Yani sizin... Burası mil bir toprak abi. Mil bir toprak. Mil bir toprak. Sıkan bir topraktır değil mi bu? Haliyle. Haliyle. Sıkan bir toprak. Suyla alakalı su gölleniyor mu burada? Su gölleniyordu. Gölleniyordu. Evet. Şu an göllenme oluyor mu sulama yaptığında? Yok. Yok şu anda. Olmuyor. Şu anda. Peki bu muzları dikerken başka ne kullandınız? Hayvan gübresi vesaire kullandınız mı? Hayvan gübresi kullandım tabii. Kullandınız. Davar gübresi kullandım. Hı hı. İşte davar gübresinden meydana geldi bilmiyorum ama fidalarım gelişmemişti. Gelişmedi. Rekor gelişimini Ahmet abi. Rekor gelişim kullandıktan sonra fideler yürümeye başladı. Evet. Gelişmeye başladı. Evet, gelişmeye başladı. Burası kaç dönümdü? Burası 2,5 dönüm bir yer abi. 2,5 dönüm. 2500 metrekare buz serası. Şu an burada herhalde doğuşlar başladı. Evet. Büyük oranda doğuşlar oldu. Şöyle evet. Gösterelim şuradan. Yukarıda. Gezelim yavaş yavaş seramızda. Şöyle görülüyor. Peki Ali Bey, mesela seranızla gelen yani danışmanınız olur, ziraatçılar olur. Nasıl, yorumları nasıl serayla ilgili? Ya rekor gelişimi kullandıktan sonra yani gövdede kırmızılı fidanın büyüdüğünü görünce evet. Halince ne uyguladın gibilerinden sorular sordular. Tamam. Ben de normal güpleleme uyguladım dedim. Yani rekor gelişimi. Ama seni görecekler ne olacak? Ekranlardan izleyecekler. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Peki Ali Bey, bir de bu şey var. Şurada gösterelim şu tarafa doğru. Yine gidelim. Bu şeyler, alt yaprakları böyle bükmüşsünüz. Bunların var mı bir sebebi? Özel bunun, bir sebebi? Bunun fidacı. Siz fida, kendiniz büktünüz değil mi onları? Evet, fida alan arkadaşımız büktü. Bükmesinin sebebi fida rahat yesin gibilerdi. Şuradan fida alıyor evet. Değil mi? Şu şeyi. Evet, bu fidayı koymuştu. Sonra bu fidayı oyduk. Tamam. Sonra bir hafta sonra tekrar oyup dibindeki fidayı nasip olursa fide yapacağız. Tabii seneye bir dahaki sezon. Evet, yani bunu büken arkadaş oldu. Yani arkadaş. Fide alan arkadaş kendisi oldu. Kendisi bükülmedi yani. Kendisi bükülmedi. Gösterelim şuradan. Şöyle doğuşları. Şu doğuş kalınlıklarını da gösterelim yukarıdan. Şöyle gidelim birazdan. Abi şu maşallah şu kalınlığa bak. Şöyle gösterelim. Yani ilk yılın muzu değil de 3-4 yılın muzu gibi. Şu böyle gövdenin daha da açık görünsün. Şu gövdenin maşallah kalınlığına bakın. Hı hı. Evet. Ama hemen hemen hepsinde aynı şekilde doğuşlar. Ha, hep doğru. Hemen hemen evet. Şu an devam ediyor zaten. Şimdi doğumlar devam ediyor. Rekor gelişim biliyorsunuz bir toprak düzenleyici. Evet. Bir ilaç, bir gübre değil. Evet. Bunu her zaman söylüyoruz. Evet. Rekor gelişim kullanılan yerlerde en az bir 3-4 yılda bir mutlaka hayvan gübresi de mutlaka takviyesi yapın. En azından organik madde ve canlılığı besleme evet. Adına. Yani rekor gelişimini kullandım diye gübreleri hı-hı. Bırakmadım. Yani normal şimdi, kimya gübrelerime bazen, devam ettim. Bazen insanlar şöyle düşünüyor. Bir gübre, X bir gübre bir vatandaşa iyi geldi diye herkese iyi gelecek mantığı gidiyorlar. Evet. Aslında toprak eğer ki iyiyse, toprak güzelse
toprak içerisinde bir sorun yoksa, çalışıyorsa iyi olan bir şey bütün seralarda iyi gelir. Burada rekor gelişimle alakalı kullandığınız herhangi bir terslik oluştu mu? Herhangi bir gübreyle, bir ilaç kullanıyorsanız ilaçla bir ters durum gördünüz mü? Hayır, hiçbir ters durum görmedim. Görmediniz. Gelişimde zaten bir sorun yok. Memnunsunuz. Doğuşlarda zaten sorun yok. Yok. Olabildiğince gövdeler kalın geliyor. Evet. Şeyler devam ediyor, doğuşlar. Peki siz bizi Face'den izlediniz, televizyondan izlediniz. Evet. Sonra burada ürünümüzü aldınız, kullandınız. Evet. İlk gördüğünüzde yorumunuz neydi? Şu anda ne düşünüyorsunuz? O zaman izlediğinizde nasıl bir şey oluşturdu sizde? Yani önce hatta açıkta çekim yapmışsınız. Açıkta izledim. Evet, evet. Sonra araştırdım. Adana'da mı? Sizin bayiniz mi var? Anamur'da. Anamur'da mı? Oradan telefon numaranızı aldım. Tamam. Telefon numaranızın buranın sorumlu müdürü Ahmet Ergin Bey. Tamam. Onunla görüştük. Yani uyguladım. O da anlattı bana. Bir iki saat anlattı nasıl bir şey olacağını anlattı. Ve onunla da görüştük. Hatta kullanmadığım biraz bir yer var. Oraya da bakabiliriz. Yani tamam. Kullandım da yetiremediğim için. Az kullandığım bir yer var. Ali abi, bu sonuçta muz yetiştiriciliği, sera altında muz üreticiliği ile alakalı. Rekor gelişimden memnunsunuz. Çok memnunum. Rekor gelişimi muz üreticilerine, öncelikle Gazipaşa ve diğer Anamur, Alanya, evet, muz yetiştiriciliği yapılacak yeni yerlerde tavsiye eder misiniz? Önerir mutlaka misiniz? Mutlaka. Yani, hatta lafınızı kestim. Hatta 4 dönüm kapalı yerim var. Nasip olursa bu sene de orada uygulama yapacağım. Orada ne yetiştiriyoruz? Orada genelde salatalık. Sebze. Sebze yapıyorsunuz 4 dönüm. Evet. Orada da kullanmayı düşünüyorsunuz. Orada da kullanmayı düşünüyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz de görüşlerinizi paylaştınız. Biz teşekkür ederiz. Bu ekranlardan yayınlanacak, televizyonlardan, evet, diğer bizim kanallarımızdan. Evet. Üreticilerimiz sizi görecekler, illaki sizi arayacaklar, sizden fikir soracaklar. Mutlaka sizler de beklerim, paylaşırsanız. Mutlaka beklerim. Seviniriz. Yani ben faydasını gördüysem bütün insanlara yardımcı olmak isterim. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz böyle bir ürün çıkarttığınız için. Sağ olun. Rekor gelişimle çorak topraklarınızı ıslah edin. Kili ve kireci çözün, pH'ı dengeleyin.